Selamünaleyküm arkadaşlar. Ramazan abinin yerindeyiz. Ramazan abi anlatsana bize. Ne istiyorsun? Ne anlatmamı lazım? Valla hayat hikayenden başla işte. Oo, bugün abi, sırt sırta verdik beraber. Yapıyoruz bir şeyler. Abimin yerini beraber imece usulü yapıyoruz. Evet. Maalesef hayat da onu gösteriyor. İmkanımız limit sınırsız olduğu için. Evet. Yarısını ben çalışıyorum. Yarısını da güzel kardeşim Hasan abilere abisi yapıyor. Yapacağımız işler kendi evimizi baştan aşağı restore yapıyoruz. Kademe kademe ustalardan yardım alıyoruz ama güzelleştiriyoruz. İşçilik çok pahalı olduğu için biraz saat bende de çok fazla. Bunu değişik şekillerde güzelleştirerek yapıyoruz. Hayatımız ezilerek geldiğimiz için para çok zor kazanılıyor. Kazanılan parayı da azar azar harcayarak daha güzel iş yapalım istiyoruz. Burada diyelim ki 10 kişi 20 kişi seni tanıyorsa, eğer bu bölgede sen YouTube'dan bu şekilde birkaç sefer çekip de insanlara yaparsan sen 100 kişi tanır. O zaman ne yaparsın? Kaliteye yaptığın işin hakkını daha düzgün alırsın. Anladın mı ne demek istediğimi? 2,5 milyona çalışıyor. Aylığını. Bir de sigorta 3,5 milyon. Bu vatandaş 3,5 milyon lirayı eğer 10 günde alıyorsa doğru iş yapmıyor demektir. Ticarette birinci kural, birinci kural disiplindir. Her zaman disiplin ve düzeni eğer sahiplenirsek, başarı arkasından gelir. Başarının geldiği zaman herkes para için çalışır. Para her zaman bulunabiliyor. Ama başarı ve simge, başarıdan evvel disiplin, düzen, koyduğun bir eser, yaptığın bir eser hep seni anarlar. 20 sene, 22 senelik işverenliklerde yaklaşık 34 kişi çalışıyordu. Az bir kişi değil. Yani tabii 3 tane veya 4 tane iş yerim var. 4. Ankara'da mı? Ankara sitelerde ayrı ayrı, hepsi ayrı ayrı çalışıyordu. Hepsinin yöneticisi vardı. O yöneticinin sorumluları vardı. Onlar da onlara bağlı. Her 5 kişi bir kişiye bağladı. Pres dediğimiz bir madde var. Kavlama sıkma. O dair, o ayrı bir dükkan. Herkes de tek çalışır. Ben de takım var. Şimdi o presleme bitti. Bitti bitti. Sultanem var. Medefelem var. Hazır. Dayım var benim. Evet. Almanya'da çalıştı geldi. Evet. Yani o da mobilya üzerine ki Silikya ilk preslime makinesini getirdi. Evet. Haftada 2 gün çalışıyor. Hı. Çok da müşterisi var. Böyle randevulu geliyorlardı. Ama şimdi o sistem bitti. O dükkan kapandı. Tabii kapandı. İşlem onu görmeyince hazır adam geliyor. Eski bir değil ki. Alıyor malzeme, kesiyor. Kenarlarını bantlıyor. Tamam mı? Ölçülerine göre yanaştırıyor. Tutkalını sürüyor, vidalıyor, bırakıyor. Bizde öyle değil ki abi. 3 ay sürerdi bizim 30 takım. Yani 6-7 kişiyle 3 ayda yapardım. Şimdi ben 2 günde bir mutfak takarım ya. Abi 12 milyar diyor bir mutfağa adamlar, 12 milyar. Şimdi ben şu kapıyı 150 liraya Ankara'da mal edip geliyorum. 30 lirada cam veriyorum, 180 lira. Senin gibi düşünen 100 kişide 3 kişi var burada. Yani 4. kişi yok. O da ben olacağım. Beraber çalışacağız ya. O da ben olacağım. Niye? Ya emekliyiz, koşturuyoruz, 2 milyar para kazanıyoruz. Adam 2 günde alayım o parayı senin elinden diyor. Senin şimdi çektiğin emek, aldığın para helal. Adam geliyor gözüm görüyor ya. Buradan her şeyi çalıyor diye söylüyor. FBI open up! Ben analiz yaparken insanları, sen şimdi benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ben onu hissediyorum. Kazıkların birleşimi deneyim derler ya. Bu hale gelmişse belli olur.